Merhaba sayın seyirciler. Bugün sizlere Sultan II. Mahmud'u ölümden kurtaran ve böylelikle Osmanlı tahtını büyük bir badireden döndüren cesur bir saray kadınından, Cevri Kalfa'dan söz edeceğim. Cevri Kalfa hakkında maalesef çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Doğum tarihi bilinmiyor. Vefat tarihi de şöyle ortaya çıkıyor. Kendisi için Sultan II. Mahmud'un vefatından sonra yaptırdığı Sultanahmet'te Divan Yolu'nda bir Sıbyan Mektebi var. Bu mektebin önünde çok güzel, zarif bir çeşme bulunuyor. Bu çeşmenin tarih kitabesinin son tarih beytinde veya mısrağında merhume ustanın iç ruhi için ab-ı zemzem ifadesi var. Bu ifade Hicri 1235'e yani miladi olarak da 1819-20 tarihlerine tekabül ediyor. Dolayısıyla Cevri Kalfa'nın 1819'dan birkaç yıl önce, belki kısa bir süre önce vefat ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Cevri Kalfa Çerkez asıllı, bildiğimiz bilgilerden biri de bu. Ve küçük yaşta saraya alınmış, saray hizmetinde Enderun'da yetişmiş, kabiliyetli bir hanım, bir cariye. Bunları, bu bilgileri aktardıktan sonra şöyle bir 19. asrın başına doğru uzanalım. O tarihte Osmanlı tahtında Sultan 3. Selim bulunuyor. Sultan 3. Selim vatansever, yenilikçi, gayretli, kabiliyetli, son derece çalışkan ve ülkenin içinde bulunduğu problemleri, sıkıntıları bilip ülkeyi bu badireden çıkarmak için büyük mücadelelere girme niyetinde olan bir sultan. Ve büyük bir reform hareketine girişiyor. Bu 1792'lerde başlıyor. Nizam-ı Cedid hareketi başlıyor. Bu alanda geniş çalışmalar var, faaliyetler var. Fakat dış düşmanlarımız, başta İngilizler ve Fransızlar, Avrupa'nın büyük devletleri bu konuda rahatsızlar. Osmanlı'nın kendini toparlamasını, tekrardan şanlı eski Osmanlı'ya dönmesini istemiyorlar. Bundan son derece rahatsızlar. Ve sarayda bir takım işbirlikçiler buluyorlar. Bunlardan biri de Sadaret Kaymakamı Köse Musa Paşa ve Atalla Efendi. Ayrıca sultanın amcaoğlu, amcazadesi Şehzade Mustafa. Sonradan 4. Mustafa adıyla tahta geçecektir. İşte böyle bir kompas kuruluyor ve isyanlar baş gösteriyor. 1805'te bu reform hareketlerine ilk direnişler başlıyor. 1807'de bu hızlanıyor ve neticede Yeniçeri Ocağı'ndan, Yeniçeri Ocağı çavuşlarından Kabakçı Mustafa adındaki bir asi, bir güruh topluyor. Bu 400-500 civarında bir grup. Bu grup Sarıyer, Büyükdere'de 27 Mayıs 1807'de toplanıyorlar. Küçük bir isyan olarak başlıyor. Saraya duyuruluyor fakat işin içinde Köse Musa Paşa olduğu için bu sultana küçük bir hadise diye aksettiriliyor. Ama büyüyor ve Rumeli Sarı'na gelen, o çevreden gelen asiler büyüyerek çoğalıyor ve Tophane Ocağı'nın önüne geliyorlar. Tophane Ocağı'nda Tophane erlerini arkalarına katıyorlar ve oradan kayıklarla İstanbul tarafına geçiyorlar, karşıya geçiyorlar ve Yeniçeri kışlalarının bulunduğu Etyemez'de bu kalabalık büyük bir kadroya, büyük bir sayıya ulaşıyor. Orada Cebeci Ocakları ve Yeniçeri Ocakları da ekleniyor. Müthiş bir kalabalık, 10 binlere yaklaşan bir kalabalık meydana geliyor. 27 ve 28 günü devam eden bu isyan hareketleri 29 Mayıs tarihinde duruğa ulaşıyor ve 29 Mayıs 1807 tarihinde Sultan 3. Selim maalesef tahttan indiriliyor ve yerine Sultan 4. Mustafa adıyla Şehzade Mustafa, o Asiye Mustafa geçiyor. Aradan bir yıl geçiyor. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa kendisine bağlı ordusuyla harekete geçiyor ve
İstanbul önlerine geliyor. Gayesi Sultan 3. Selim'i yeniden tahta oturtmak. Saray kapılarına Babüsade kapısına dayandığı zaman Sultan 4. Mustafa'nın taraftarları sultana akıl veriyorlar. Büyük bir telaş başlıyor çünkü. Diyorlar ki Sultan 3. Selim'i öldürün. Tabii Sultan 3. Selim o arada sarayda bir göz hapsinde. Ve veliaht Şehzade Mahmud'u öldürün. Başka kimse yok. Ve taht otomatikman Şehzade Mahmud ve Sultan Selim öldürülünce 4. Mustafa'ya kalacaklar. Taraftarlar da böylece kurtulacaklar. Ve saray içinde büyük bir mücadele başlıyor. 19 civarındaki bostancı neferi başlarında liderleri ile birlikte o asiler güruhu sarayın kuşhane kapısına üşüşüyorlar ve Sultan Selim'i öldürmek üzere hazırlanıyorlar. O sırada Lala Tayyar Ağa bunlara engel olmak istiyor fakat bir yumrukta devriliyor. Tayyar Ağa kendini toplayıp koşuyor ve Zenci Hadım Ağalardan yardım istiyor. Kasım Ağa, Amber Ağa, Hafız İsa Ağa hemen kılıçlarını kuşanıyorlar, yardıma koşuyorlar. Sultan Selim'in dairesine geldiklerinde vakit çoktan geçmiş, Sultan Selim öldürülmüş ve arz odasının kapısına cenazesi konmuştu. Bunun üzerine hiç olmazsa Şehzade Mahmud'u kurtaralım diyorlar. Harem ağaları koşuşturuyorlar ve Şehzade Mahmud'un bulunduğu daireye geldikleri zaman ortada kimsenin görülmediğini, kimsenin olmadığını görüyorlar. Çünkü Şehzade Mahmud o zaman 22-23 yaşlarında bir delikanlı, Cevri Kalfa tarafından altın yoldan geçirilerek Cevri Kalfa'nın kendi odasına, dairesine çıkarılmıştı ikinci kata. Zenci harem ağaları oraya geldiklerinde o asiler güruhu da merdivenin başına üşüşüyor. Bunlar engel oluyor, geçemezsiniz diyor bunlar. Onlar geçeriz diyorlar. Bu arada Ebe Selim adındaki asi lideri bağırıyor. Çekilin yoldan, ağalar çekilin. Şehzade fermanlıdır, size zarar gelmesin. Yani şehzade fermanlıdır demek, şehzadenin idam hükmü verilmiştir demek. Tabi harem ağaları direnince asi güruhu bağırıyor. Bre ne durursunuz? Şehzade yukarıda, işi ağırdan alıp canınızdan mı olmak istersiniz? Canınızdan mı geçersiniz? Haydi tepeleyin şunları. Ve 19 kişiye 3 kişi arasında bir çatışma başlıyor. Hemen merdivenleri çıkan ağalar Kasım Ağa merdivenin üst başında duruyor, kılıcını aşağıya sallıyor. 19'u merdiveni çıkmaya çalışıyorlar. İkisi de Cevri Kalfa'nın yanına geliyor. Ve 5 dakikalık bir savaş oluyor. O sırada Kasım Ağa bir ağır darbe alarak oraya yığılıyor. Cevri Kalfa bağırıyor o sırada iki tane ağaya. İsa ve Hafız Amber Ağa'ya bağırıyor. Durmayın, haydi şehzadeyi kaçırın diyor. Onlar telaş içindeler. Damdan diyor, tepe penceresini gösteriyor. Baca denilen, tabir edilen tepe pencereler var sarayda. Oradan kaçırın diyor. Onlar omuz veriyorlar. Şehzadeyi tepeden çıkarmaya çalışıyorlar. O sırada Cevri Kalfa eteklerini belindeki kuşağın içine sokuyor ve külhandan aldığı kocaman bir kül çömleğini sol eline alıyor ve kızgın külleri avuç avuç asilerin yüzüne savurmaya, sarpmaya başlıyor. Tabii niye uğradığını şaşıran asiler güruhu merdivenlerde uzun süre yukarı çıkamıyor. İşte Cevri Kalfa'nın 19 kişiye karşı sultanı koruma adına yaptığı savaş budur. Bu 5 dakikalık savaşta Cevri Kalfa kazanıyor ve o arada Şehzade Mahmud tepe penceresine ulaşıyor. Fakat bıçak atmada çok usta olan Ebe Selim bir bıçak fırlatıyor sultana. Sultan o sırada koluna gelen bıçakla yaralanıyor fakat dama çıkmayı da başarıyor. Şehzade Mahmud baca penceresinden çıka dursun. Asiler de Cevri Kalfa'nın yanına varmışlar ve kendisini bir tekmede yere sermişlerdir. Zaten Cevri Kalfa'nın veya Cevri Usta'nın kül çömleğinde de hiç kül kalmamıştı.
Damdan kaçırılan şehzade az sonra Alemdar Mustafa Paşa'nın yanına getirilir. O sırada Alemdar saray kapılarını kırmış, Sultan 3. Selim'in vefat ettiğini görmüş, öldürüldüğünü görmüş, büyük bir üzüntüye kapılmış ve Şehzade Mahmud'un Lala Tayyar Paşa ve Hafız Ahmet Efendi eşliğinde korumasında yanına getirildiğini görüyor. Tabii Şehzade Mahmud'u tanımadığı için kendi Rumeli şivesiyle "Abe bu kimdir?" diye soruyor. Diyorlar bu Şehzade Mahmud Efendimiz'dir. Nöbet-i hilafet kendinindir. Ben biat eyledim diyor Hafız Ahmet Efendi. Artık maslahat-ı hayriye'nin ifası size düşüyor. Yani sizin de biat etmeniz, kendisine bağlılığınızı belirtmeniz gerekiyor diyor. Bu şekilde o da ağlayarak Sultan Mahmud'a biat ediyor. Ve Sultan Mahmud, Sultan II. Mahmud olarak Osmanlı tahtına çıkıyor. Tabii Sultan Mahmud, Cevri Kalfa'nın kendisi için yaptığı bu fedakarlığı, bu hizmeti unutmuyor. Kadir bilir bir sultan. Kendisine büyük Çamlıca'da büyük bir köşk yaptırıyor. Geniş de bir arazi veriyor. Vefatına kadar Cevri Usta orada kalıyor. Ayrıca o araziden çıkan suyu Üsküdar'a İcadiye'ye kadar getiriyor. İcadiye'de bir çeşme yaptırıyor. Ve o su o çeşmeden akıyor. Cevri Kalfa suyu adıyla uzun yıllar İstanbullulara hizmet veriyor. Sultan Mahmud bununla da yetinmiyor. Cevri Kalfa için zamanın en büyük Sıbyan Mektebi'ni Sultanahmet'te divan yolunun başına yaptırıyor. İki katlı, geniş cepheli, mermer kaplı bir mektep bu. 10 odalı, zamanın en büyük mektebi. Önüne de geleneksel zarif bir çeşme var. Çeşmede fevkalade güzel bir kitabe var. İşte o mektepte 1820'lerden yaklaşık 100 yıl, bir asır hizmet veriyor Osmanlı çocuklarına, sonra Cumhuriyet'ten sonra da bu vatanın çocuklarına. Ve 1980'lere kadar bu uzanıyor. Sonra Başbakanlık Arşivi deposu oluyor. Şimdi de Türk Edebiyatı Vakfı tarafından kullanılmakta halen. Cevri Kalfa yaklaşık 1820 yılları civarında vefat ettiğinde arkamda gördüğünüz Sultan II. Mahmud'un annesi Nakşidil Sultan'ın türbesine, annesinin yanına defnediliyor ve burada hayatı sona eriyor. Tabii Sultan Mahmud ayrıca bir ünvan da veriyor Cevri Kalfa'ya. Harem-i Hümayun Haznedarı, yani sarayın kadınlar kısmının mali işleriyle meşgul olacak bir makam veriyor. Demek ki Cevri Kalfa sıradan bir cariye değil, Osmanlı Enderun'unda yetişmiş, mali işlerden anlayacak kadar zeki, kabiliyetli, becerikli bir hanım ki böyle bir görevden tavsif ediyor. Kendisine Hazinedar Usta veya Cevri Usta tabiri de kullanılıyor. Ruhun şad olsun Cevri Kalfa. Kahramanlar ölmez ve asla unutulmazlar. Onların ruhları daima aramızda ebediyen yaşayacak ve ibretli hatıralarıyla genç nesillere yol göstermeye, ışık vermeye devam edecektir. Sağlıkla kalın efendim.